Hepimiz güneş ışığının ulaşamayacağı yerleri merak etmişizdir. İşte tam da öyle bir noktadayız. 4 kilometre derinlikte, karanlığın hüküm sürdüğü derin sularda. Burada patatesi andıran koyu renkli nodüller bulunuyor. Milyonlarca yıldır derin denizlerde büyümeye devam ediyorlar. I have one here with me in the office and this is it's not easy to get it on the right. Here it is. And the interesting thing, this thing is about 15 centimeter in diameter and this is taken about 25 million years to form. Bu nodüller aslında geleceğin anahtarı. Peki neden mi? İşte burada devreye metaller giriyor. Özellikle pil üretimi için bu metallerin değeri oldukça büyük. Bunlardan bir tanesi ve en önemli görülen şeylerden bir tanesi bu polimetalik nodüller. Şimdi bunlar deniz yatakları içerisinde bulunuyor. İşte bu patates şeklinde diye nitelendirilen nodüllerden bahsediyoruz. Ve içerisinde nikel, lityum, bakır, manganez, kobalt bunların hepsini içeriyor. Hikaye 1873'e kadar uzanıyor. HMS Challenger isimli gemi derin sularda ilk numuneyi kenevir halatlarıyla yüzeye çıkarmayı başardı. Bu numune okyanuslara olan bakışı tamamen değiştirmişti. Şimdi ise 200 metrenin altındaki okyanus alanında gerçekleştirilen madencilik faaliyetleriyle elektrikli araçlar, rüzgar türbinleri, enerji depolama bataryaları, güneş panelleri ve elektrikli akümülatörler gibi ürünlerin ana ham maddeleri elde ediliyor. Clarion-Clipperton bölgesinde bu polimetalik nodüller İrlanda büyüklüğünde bir alan kaplamakta. Önemli bir alan ve bir kırık, bölgesel bir kırığı ifade ediyor. Polimetal nodülleri dediğimiz nodüllerin bol bulunduğu alanlardan bir tanesi. It has been explored for 30 years now and we know about the distribution of nodules at this position. But again, this is just one part of the world's ocean which has been heavily explored. We have other places in the Indian Ocean, we have the Atlantic Ocean and many other places. Bölge tahmini 54 milyon tondan fazla metal de derin deniz madencilerinin okyanusta en çok ilgilendiği alanlardan birisi. That is most likely to be the first big scale deep sea mining project. If it is allowed to do production of deep sea mining or deep sea minerals, then it's most likely that this area that you mentioned will be the one that will be first produced from. 168 üye devlet ve Avrupa Birliği dahil olmak üzere 169 üyesiyle Uluslararası Deniz Yatağı Kurumu derin deniz madenciliğinin düzenlemelerini yönetmekte. Şu ana kadar kurum, nodüllerin araştırılmasına yönelik 19 keşif misyonuna izin verdi. Bu keşiflerin 16'sı ise CCZ'de bulunuyor. The International Seabed Authority, they are now, just as we are speaking, they are in the process of making rules and regulations for opening up for production. Derin deniz madenciliğiyle ilgilenen birçok ülke var. 31 ülkeye lisans verdi. Çin, Japonya, Kore, Rusya, Almanya, ABD, İngiltere bunlar bu lisanslardan şu ana kadar faydalanmış ülkelerden bazıları ya da en önemlileri diyebiliriz. Gözler okyanusların %54'ünde. Konuyla ilgili uzmanlar nodüllerin ticarileştirilmesinin 2025 sonuna kadar hazır olacağını düşünüyor. As I mentioned, if I say that it's ready by 2025, then in principle then you should be able to start commercial activities by autumn of 2025 earliest if they do kind of get a solution of these regulation issues. I would think that is possible. Bütün dünya genelinde 2023 yılında birden Türkiye'de dahil olmak üzere elektrikli araçlar, lityum iyon piller, bunların fabrikaları, depolama konuları sadece elektrikli araçlar için değil, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi için depolama yine aynı pilden faydalanıyor. En önemli problem zaten yenilenebilir enerji depolama ve nakil meselesidir. Kaynak çıkarımı ve kullanımı konusunda derin deniz madenciliği dünya enerji piyasasının gündeminde yer kaplıyor. CCZ dediğimiz alanda özellikle önemli bir
potansiyel var. Mesela bu manganez açısından 21,5 milyar tonluk bir potansiyeli var. Ya da nikel açısından 95 milyar tonluk, bakır açısından 27, kobalt açısından 23. Bu şekilde devam ediyor. İçinde bulundurduğu nadir elementler yüksek teknoloji üretiminde ve yenilenebilir enerji sektöründe önemli bir yer ediniyor. Now we have seen a number of reports saying that we need to electrify our society, meaning we should invest in all kind of renewables, electric vehicles, windmills, solar panels and so on. Now if you see how much is needed of materials to do that, then it becomes very hard for the Earth to get it from terrestrial mines. We cannot, in my view, get to net zero without seabed minerals. It's just too difficult and takes too long and will be too expensive to extract these metals from land with huge environmental disruption. Yer altında bulunan mineral kaynaklar, yani karasal madenler, yeryüzünün farklı yerlerinde ve farklı yoğunlukta bulunuyor. But we're talking of maybe 50, 100 to 200 times the annual production of these metals. They are there just in the Clarion-Clipperton zone. And just if you go to other places, you can find more. If you don't do it, then you need to accelerate the terrestrial mining. You need to get 4 to 5 to 6 times the lithium production, the copper production, the zinc production, and so forth, which is very hard. Yeryüzündeki kaynakların zamanla azalması insanlığı yeni enerji kaynaklarına yöneltti. I think that deep sea mining will not replace terrestrial mining by far, because terrestrial mining will be there, but it will be a supplement to terrestrial mining. And that is why I think deep sea mining is so important. Gelecek biraz okyanuslarda gibi görünüyor. Çünkü biz karadaki özellikle hem enerji kaynakları hem madenler açısından önemlice bir kısmını tükettik. O yüzden devletler olarak artık okyanuslara ya da denizlere yönelmeye başladı. Enerji kaynakları ya da karalardaki madenlerden çok daha fazla potansiyelin olduğunu söyleyebiliriz. Madencilik operasyonu denizin 4000 metre derinliğinde toplayıcı bir araç tarafından yapılıyor. Bu araç boru ve halatlarla yüzeydeki gemiyle bağlantılı haldedir. Nodül toplama sırasında iki tür duman ortaya çıkar. Bunlardan birisi aracın nodülleri toplama esnasındadır. Especially since the production of these polymetallic nodules, that is a relatively easy thing to do because you can actually take them up. You don't need to mine them. You can take them up from the seabed. They are loose. They are lying there loose. They are there, but it's a long distance down to the sea bottom. So you have to find a way to take these polymetallic nodules 4 to 6,000 meters up without destroying the environment, conserving the ecosystems of what lives there, and so on. Nodüller borularla gemiye ulaştırılır ve istenmeyen tortulardan arındırılır ve bu tortular belli bir derinlikten tekrar denize dökülür. Bu işlem ise çevrecileri endişelendiren kısımlardan biridir. Çünkü bu tortular güneş ışığını kesip oradaki organizmaları olumsuz anlamda etkileyebilir. Ayrıca bu toplama esnasında meydana gelen toz dumanı ve ses kirliliği de habitatı etkileyecek etkenlerden biri. I think it's really important to move away from the dredging technology that indiscriminately destroys all life. And that's why our vehicle doesn't land, it hovers, and it uses its cameras to do selective harvesting. So we only pick up a selection of the nodules, not all of them. If we can see visible life growing on the nodules, a coral or sponge, other forms of life, then the camera and AI system will leave it behind. Derin denizdeki nodül madenciliğinin en büyük etkisi habitat ve biyolojik çeşitlilik. Nodüllerde büyüyen mercan ve sünger gibi organizmalar madencilik esnasında çıkarılacağı için oradaki yaşamı tehdit etmektedir. By trying to optimize the movement of the robotic arm to minimize the sediment disruption, we're trying to lower the speed of the thrusters and use a buoyancy engine to reduce the noise footprint. Derin sularda raporuyla Greenpeace, derin deniz madenciliğinin tehditlerini ortaya koyuyor.
Rapora göre bu faaliyet benzersiz deniz türlerinin kaybolmasına neden olabilir. Endüstri ise bu tehlikenin bilincinde olmasına rağmen karbon depolayan deniz tabanını tahrip ederek iklim değişikliğini daha da derinleştirebilir. Early from the 60s up to around the 90s there was massive innovation, a lot of adoption and then from the 90s onwards Greenpeace and others really pushed hard and we stopped all innovation. What we're realizing now is that we lost at least two decades of new creations, ability to have lower power, lower cost, more safety. Deniz madenciliği şirketleri ise sıfır etkinin hiçbir zaman olmadığını, ancak ilerideki etkileri azaltmak için şu an bu madenciliğin yapılması gerektiğini düşünüyor. So I think the best case is that we find a location and we use advanced technology like selective harvesting to really minimize the impact and allow us to get these metals. Because if we don't, the climate is just going to get worse and the oceans bear the brunt of it. Çevreci politikalarıyla bilinen Norveç, yakın zamanda yeşil dönüşümde ihtiyaç duyulan nadir mineralleri çıkarmak için deniz yataklarının bazı kısımlarında ticari amaçlı madencilik araştırmalarına izin vereceğini açıkladı. Since Norway is really as a strategy to be an environmental friendly country, we have recently invested a lot of money into, for instance, having electrical vehicles. So we are very conscious of doing our green shift, a green transition. And we have actually used the money from the oil and gas in order to make us or make it possible to do that. Now, to do that, we need these minerals. And since we've got these minerals and in our oceans, it's natural that we would like to use the technology experience from the oil and gas, which is well known for, as you said, environmental friendly extraction. I think it's one of the most environmental friendly ways to extract oil and gas. So I don't think that Norway will start to do a production without having a secured commercial and environmental friendly potential of our seas. Akıllı telefonlardan rüzgar türbinlerine, güneş panellerinden elektrikli araçların akülerine kadar pek çok temel teknoloji derin denizlerde yatan zenginliği gerektiriyor. Derin deniz madenciliği geleceğin kaynak ihtiyaçlarına cevap arayan bir yolculuğun kapısını aralıyor. Dikkatli bir denge gerektiren bu faaliyet sadece endüstriyel bir çıkar değil, aynı zamanda sorumluluk taşıyor. Deniz ekosistemlerini ve biyolojik çeşitliliği koruma çabaları derin deniz madenciliğinin geleceğini şekillendiren yönlerinden biri. But yet there are many countries that have these resources within their own waters and so they will not be swayed by what happens at the ISA. They will make their own decisions. Derin deniz madenciliği hem geleceğin teknolojisinin şekillenmesini hem de doğal kaynakların korunmasını dengelemek amacıyla atılan önemli bir adım olarak öne çıkıyor.